inisiyatifi size çalışma anlamındaki gözlemciliğinin dışında herhangi bir yetkisi yoktur. Yani işe almak gibi, işe devam ettirmemek gibi, 6 ay içerisinde, 6 ayın sonunda işte devam ettirmek gibi bizim programımızla alakalı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 6 ay sonra biz otomatikmen bu arkadaşlarımızın iş çıkışını yapacağız. 6 ay süre içerisinde sigortalarınız, maaşlarınız bizim tarafımızdan verilecek. Çalışma ve iş kurumu tarafından verilecek. Belediyenin ekonomik anlamda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sadece belediyemiz aracı kurum olarak bizimle beraber işbirliği halinde idari hizmetler anlamında görev ifade edecek. Bu anlamda işte biz hele bir belediyeye girelim. Nasıl olursa işte bundan sonra biz devam ederiz. Bir yolunu buluruz, içeride çalışırız gibi yönlendirmeler var. İnsanların duygularıyla oynanma durumları var. Biz bu işi hakikaten gönülden kabul eden, sokakların temizliğinde yardımcı olabilecek, sokakların temizliğinde çalışacak, kanal temizliği, borgun döşenmesi gibi beden işçiliğiyle alakalı konularda belediyemiz aracılık yapacak ve belediyemiz çalışan arkadaşların gözlemciliğini yapacak. Bu anlamda kesinlikle iş kur olarak denetime biz bakacağız. Diyelim ki herhangi bir olumsuzluk olduğu anda, işin unsurunun dışına çıkıldığı anda biz tutanak tutup o ilgili arkadaşlarla alakalı gereğini yapabiliyoruz. Ve dolayısıyla kurum eğer buna göz yumarsa, yani belediye buna göz yumarsa, belediye hakkında tutanak tutuyoruz ve bir daha bu programdan faydalanamıyor. Eğer kişi suistimal ediyor, kişi bu işi sapsaklıyorsa, o kişi hakkında gerekli tutanağı tutuyoruz ve o kişi bir daha bu programdan asla faydalanamıyor ve çıkışını yapıyoruz. Yani bunların sorumluluğu tamamen çalışma ve iş kurumuna aittir. Aracı kurum olarak da belediyemiz bu işi takip edecektir. Bunun dışında herkes eşit şekilde kurada olacak. Kurallar asla ve asla ne belediye başkanımızın ne bizim asla bir tolerans, bir torpil, bir vesaire yapma şansımız yoktur. Adam koruma, adam kayırma diye bir anlayışımız asla yoktur. Sadece sizden istediğimiz şudur. Bu söylediklerimizin çerçevesinde isminiz çıktığında ben bu işi yapmam ve hatta yaparım demeniz. Yaparım derseniz listede olacaksınız. Ama ben bu işi yapmam arkadaş, ben bu işi böyle bilmiyordum. İsmim de çıktı ama ben vazgeçtim derseniz kul hakkına girmemiş olursunuz. Bir sonraki kişinin, bu anlamda çalışacak kişinin hakkını yememiş olursunuz. Hasreten bu hassasiyeti dikkate almanızı rica ediyorum. Çünkü hani olur ya, biz böyle bir iş açıyoruz, devlet şey yapıyor falan filan gibi sizleri yönlendirmiş olabilirler. Farklı anlatmış olabilirler. Ama gerçeğini biz söylüyoruz ve buradayız. Bütün arkadaşlarımız bugün kura çekimini buradan söylüyorlar. Sizden sadece hassasiyet anlamında ben bu işi kabulleniyorum. Ben bu işi yaparım. Belediye başkanının vermiş olduğu bu anlamdaki işleri hiçbir şekilde çekinmeden yaparım diye arkadaş ismi çıktığında bunu deklare etsin istiyoruz. İsmi çıktığında bunu kabul etmeyen arkadaşa desin ki arkadaş ben bunu böyle bilmiyorum. Ben bu işi yapmam, yapamam ve dolayısıyla da bu işte yokum desin ve bir sonraki arkadaşın hakkını yemesin. Benim söyleyeceklerim bunlar. Hazırlığınız tamamsa tamam. Şimdi katılımcılar anlamında böyle bir şeyi de size kısa olarak açıklayayım mevzuatınızı. Programın başarıyla tamamlanması amacıyla amacına ulaşabilmesi için aşağıdaki unsurların tarafından bilinmesinde yarar var. Bunlar benim söylediklerim biraz önce tekrar olacak. Toplum yararına çalışma programlarına katılacak katılımcıların kurum o yerdeki il şube müdürlüğüne kayıtlı işsiz durumunda olmaları en az 18 yaşında olmaları gerekiyor. Yani daha önce iş
Yani iş kurumuna daha önce kaydınızın olması, daha sonra PHP programına bu anlamda kaydınızın yaptırılmış olması artı 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sözleşmeyi imzaladığınız zaman sözleşmenin kesinlikle sözleşmeye uyulması gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarımız varsa, gündüz eğitim gören arkadaşlarımız varsa, yani örgün öğretim yapan arkadaşlarımız varsa bu programdan yaşı ne olursa olsun faydalanamaz. Yani atıyorum öğrencisiniz ve gündüz açık liseye gidiyorsunuz. Bundan faydalanamıyorsunuz. Gece lisesine gidiyorsanız, gece lisesine gittiğinizi ispat etmek zorundasınız. Yani eğitimi örgün anlamda devam eden arkadaşlar bundan faydalanamıyor. Bunlar hepsi deklare edilmişti. Sözleşmede bu bahsettiğim çerçeve içerisinde sözleşmede maddeler var. Onu biz Sayın Başkanımızla imzalayacağız. O maddelerin içerisinde benim biraz önce arz ettiğim şeyler var. Bunlar zaten biliyorsunuz ama tekrar edeyim. Emekli, dul, yetim maaşı alan kişiler bundan faydalanamıyor. Sigortalılıkları devam eden arkadaşlar, Bağkur, yani esnaf Bağkurluğu devam eden arkadaşlar bundan kesinlikle faydalanamıyor. İsminiz çıksa bile, listeye girmiş olsanız bile sigorta sorgulamasında çıktığında biz bunu otomatikmen çıkartacağız. Bunun dışında tarım Bağkuru olan arkadaşlarımızı bu anlamda devam ediyor. Ben genel hatlarıyla bunları söylemiş olayım. Yani diğer seçilen arkadaşlar mevzuat gereği seçildiğinde kaç gün izin kullanacakları, ne kadar sıfır rapor alacaklarıyla alakalı tekrar olanlar zaten söylenecek. Onun için fazla uzatmıyorum. Ezan da okunuyor. Ezan bitişim. Sonra da inşallah Kur'an'ımızı çekeceğiz. Kur'an'da çıkanlara hayırlı olsun diliyorum. Çıkmayacak olan arkadaşların da üzülmemesini tavsiye ediyorum. Yani bu işe gönül verip de ben bu işi yaparım deyip de çıkamayan arkadaşlara üzülmemelerini tavsiye ediyorum. İnşallah biz bunları sürekli olarak bakanlığımız bize ve genel müdürümüz bize müsaade ettiği müddetçe yapacağız. Bu anlamda şansımızın devam ettiğini söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şey yapmazlar, bunu da bilin yani şey olmasın, aklınızdan bir şey geçmesin bu usta yani. Yani şu açıdan diyorum, yani bura tamamen şeffaftır. Böyle özellikle insanlara almak için bile harici 10 kişi istikrat alamadı. Bilesin. Evet arkadaşlar, tamam değil mi? Problem yok. Tamam. Yine de rica ediyorum, biz isimleri okurken bu durumda olan, işi beğenmek, yani işin unsurunu öğrendikten sonra yapamayacağım diyen arkadaşlarla da hasretten bu konuda duyarlı olmalarını söylüyorum zaten. Şimdi isimleri şey yapacağız, ona göre de şey yaparız. Anlamadım, bir daha. 2012'ye kadar. 2 yıl diyorsunuz ya şimdi bu şekilde. Daha hiçbir bağlantı yok. Şu anda 2012'desin. 2012 yılı içerisinde kura sana çıktı. 6 ay çalıştın. 6 ayın bitiminden sonra 2 seneyi tamamlayana kadar bir daha böyle bir programdan faydalanamıyorsun. Böyle bir program derken hiç kurum hiçbir yapsın. Hazine değil sonuçta. Ya üstadım bak diyorum ki THP okuyacağım, ondan sonra çekilişe geçireceğiz. Abdülkadir Koç. Katılıyorsun. Abdülkadir Can. Abdullah Gül.
Abdullah Uzun, Ahmet Güveni, Ahmet Özselik, Ahmet Yasin Uzun, Ali Özselik, Ali Uzun, Ali Üzümcü, Ali Yılmaz, Aydın Gündüz, Aykut Uzun, Behzat Demir, Bekir Uzun, Cemil Uzun, Cemil Arslan, Emre Güvenin, Erkan Öz, Fatih Çatıkkaş, Fatih Uzun, Fatih Serdar, Fatih Yılmaz, Fatih Uzun bir daha sonu sıfırda olan tezesi düşün. Fatih Serdar, Fethiye Serdar, Feyiz Koç, Furkan Köse, Gülizar Gör, Habib Uzun, Haluk Üzümcü, Hasan Özsenik, Hasan Engiloğlu, Hatice Gör, Haydar Üzümcü, Hüseyin Özsenik, Hüseyin Özsenik tekrar sonu olma biter. Hüseyin Demir, Hüseyin Gör, Hüseyin Serdar, Hüseyin Ak, Hüsnü Uzun, Kazım Can, Kenan Özsenik, Kerim Yılmaz, Kerim Uzun, Mahmut Serdar, Mahmut Yılmaz, Mehmet Demir, Mehmet Uzun, Mehmet Yılmaz, Mehmet Öz, Mehmet Ak Yıldırım, Mehmet Serdar, Mehmet Uzun, Mehmet Yılmaz, Velihan Özselik, Menderes Dinç, Muhammed Gök, Muhammed Özselik, Muhammed Köse. Benimle aynı diyelim ki esnaf farkı ama diyelim ki Perşembe günü ilişkimi kestim. Siz sorgulamayı ne zaman yapacaksınız o zaman? Biz bir Nisan'a kadar yapacağız. Geçmiş 2 seneye onlar araştırdı. Biz 1 Nisan'a kadar değil arkadaşlar. Şimdi bak bu hani bugünden başlıyor ya şey. Bu program ayın 1'inde başlıyor gözüküyor. Pazar gününe denk geliyor. Cuma günü en geç belediye sizin iş girişlerinizi yapacak. Sosyal güvenlik kurulu, tamam mı? Yani Perşembe akşamına kadar bu iş bitmiş olması lazım. Ve bu şekilde olanlar da sosyal güvenlik kurumundan yazılı bir şey evrak getirecekler. Ben ayrıldım. İşten ayrılma bildirgesini getirip itiraz edecekler. Belediye, tamam mı? Ona esnafın belediye girişinizi yapacak. Aksinakli girişiniz yapılacak yani. Muhammed Gör, Muhammed Selik, Muhammed Köşer, Murat Demirkaya, Murat Bağdatlıoğlu, Musa Albayrak, Musa Üzümcü, Mustafa Gör, Mustafa Aksu, Mustafa Ak, Mustafa Gör, Mustafa Uzun, tekrar Mustafa Ak, soru 90'la biten tezesi. Mustafa Uzun, Nedim Uzun, Nurcan Yazıcı, Orhan Uzun, Osman Uzun, Osman Yılmaz, Osman Aydın, Osman Köse, Ramazan Engiloğlu, Recep Tayyip Yılmaz, Saffet Yılmaz, Salih Gör, Samet Koç, Said Altınç, Sedat Güveni, Serdar Uzun, Sondur Köse, Sultan Ciyelek, Şokan Ak Yıldırım, Sinan Gör, Tahsin Serdar, Turgay Engiloğlu, Yakup Öz, Yakup Gör. Yakup Yılmaz, Yılmaz Özselik, Yunus Emre Öz, Yusuf Ak, Yusuf Serdar, İbrahim Uzun, İdris Uzun, İrfan Gör, İsa Üzümcü, İsmail Özselik, Şunal Öz. Arkadaşlar liste bu şekilde. Şimdi Kur'an çekilişi yapacak, çocuklar çekecek. Yani biz şimdi çok kalabalık olmuş, hepimizi sektirebildik. Başka bir bölüm yaptık biz. Herkes çektirdik, kişi kendini çekti sadece yani. Ama çocuklar da bir şey yapıyor. İtiraz olan var mı çocuklar çekmesine? Çek. Arkadaşlar bak. Ayıracağımız liste tertemiz. Bak. Her şekilde size gösterelim ki Müdür, inanıyoruz size ya. Çocuklardan doktor olarak gördük oraya. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar bu işler netameli işler. Bu işlerde ben başkanımın da yıpranmasını istemiyorum. Kurulumun da yıpranmasını istemiyorum. Biz yani hakikaten hakkaniyetli bir şey yapmak istiyoruz.
bu hakkına girmek istemiyoruz. Onun için de sizler de hassasiyetinizi biliyorum ama biz söylemesek belki yanlış anlaşılır, onun için söylüyoruz, tamam mı? Peki. İrfan Bey yazacak çıkanları. İrfan Bey çektir. Bismillah. Murat Bağdatlıoğlu. Kim arkadaş? Burada mı? Yok, ben adam. Şeyde 73 yazar mı çekiyorsun? Ne zaman? Fatih Uzun, sonuç 0-0 olan Ece Gündüz. Nerede? İstanbul'da. Bir şey gelecek değil mi? Tamam. Hasan Enginoğlu. Hasan abi, Galatasaray'ın ne çocuğu? Hasan Enginoğlu. Mustafa Uzun. Mustafa Uzun. Mustafa Uzun. Soru 94. Nece kimdi? Nerede? Tamam. 79. Soru 79. Muhammed Öztürk. Öyle mi? Darlama gider mi? Yusuf Serdar. Yusuf Serdar.